Her birimiz hasta oluyoruz. Ama İbn Mes'ud radıyallahu anha ne demişti hastalığında? İki insan kadar hastalık çekiyorum demişti. Sizden iki kişi kadar eziyet çekiyorum. O da hastalandı. Kainatın efendisi olduğu halde. Melekler etrafında pervaneler gibi dolaştıkları halde hastalandı. Hanımı Ayşe anamız, başım ağrıyor ya Resulullah dediğinde, senin ağrın ne ki benimki çatlıyor dedi. O değil mi? Mekke'de kabileler birleşip, hançerlerle vücudunu delik deşik etmek ve öldürmek için kararlaştırılmış peygamber, o peygamber değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da mübarek çenesi yaralanmış, dişi kırılmış peygamber, o peygamber değil mi? Ve kardeşlerim, İslam'ın ilk devleti, Medine-i Münevvere'de, İslam devletinin ilk başı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak, göklere kadar, şehrin tamamını melekler, kanatlarıyla koruma altına aldıkları bir şehirde, şu fani dünyada Allah'tan sonra en çok sevdiği insan olan Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun kızı Ayşe ile kurduğu aile düzeni içerisinde, hanımı Ayşe'ye namus iftirasında bulunup Medine hayatı zehir edilmedi mi ona? Bir aydan fazla zaman hanımına iftira edilmiş bir peygamber olarak dolaşmadı mı Medine sokaklarında? Dünya, bizim nikah salonlarında evlenip, cicili bücülü odalarda mutlu olduğumuz yer değildir. Orijinal dünya, Ayşe anamıza iftira edilmiş dünyadır. Odur dünya. Öyle bir dünya yaratmıştır Allah. Biz hayalci olduk. Neredeyse mutluluk sigortası diye de sigorta yaptıracak hale geldik. Mutluluk kaskosu. Olur mu? Olur. Bir gün gülemediysen sana $5. Tazminat. Bu dünya yanlış tanıdığımız bir yerdir.